Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dünkü videomuzda bahsettiğimiz kuşlarımız geldi. Daha anca bitirdik. Hasan hocanın oraya da götürdük çünkü. Çünkü yer kalmadı. Yani artık her yer kuş oldu diyebiliriz. Orayı da oraya da 4 takım oraya gönderdik arkadaşlar. Diğer burada kür yapacağımız şu anda şeydeki kuşlar burada. Şimdi çift olarak arkadaşlar burada bakıcı takımımız var. Beyaz. Şu şekilde kırık kuşlar. Burada gördüğünüz gibi bir takımı bu şekilde. Şu an bunların altında arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 tane yavrusu var. Bunlar bakıcı olarak duracak. Bu arada bakıcı yapmamız gerekiyor çünkü elimizdeki kuş sayısı çoğaldı. O yüzden bakıcılar duracak. Bir takımımız burada gördüğünüz gibi. Şu anda birbirlerini besliyorlar içeriden dışarı. Gördüğünüz gibi bir takımımız burada. Mama verdim. Şu an muhtemelen onu yiyorlar. Burada arkadaşlar bunun yumurtası var. Hatta şunu yeni yumurtlamış. Buradayken yumurtlamış muhtemelen. Yuvaya girdi, alıştı. Herhangi bir problem oluşmadı. Ondan sonra bir tane şov yavrusunu buraya attık arkadaşlar. O da şuradaki olması lazım. Evet. Diğer ikisi zaten onundu. Buradaki şov yavrumuzu da buradaki çiftimiz Allah'tan besledi. Herhangi bir problem olmadı. Sonra burada bir yine aynı şekilde çiftimiz var arkadaşlar. Bunun altında şu anda yavrusu mevcut. Gördüğünüz gibi. O diğeri de şu anda yatıyor. İkisi de gayet sağlıklı, güzel beslediler. Ondan sonra arkadaşlar burada bir tane şov dişimiz var. Buradaki şov dişimizin yavrularını kaydırdık. Ondan sonra. Başka göstermeyi unuttuğum bir şey var mı? Yok. Burada arkadaşlar yine aynı şekilde karışık şov kuşlarımız var. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şurada da var yine aynı şekilde. Burada arkadaşlar bakıcı yerli tarzı kuşlarımız var. Bunlar da gördüğünüz gibi yeni geldi daha. Bunların çoğu arkadaşlar bakıcı olarak kullanılacak. Burada da yine aynı şekilde şu tarafta değil bunlarınki, mecbur. Şöyle uzaktan göstereceğim. Burada da yine aynı şekilde şov kuşlarımız var. Bunların hepsi 2022 bilezik. Ve yavrular, bilginiz olsun. Daha yani öyle son tüyünü atmış falan hayvanlar değiller. O yüzden kafanız karışmasın abi, bunlar daha iri değiller falan filan yönünden. 3 tane Lightning Japones yavrumuz burada. Lightning Japones çifte gelecek demiştim. Onu Hasan Hoca'ya verdik. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar 2022 bilezik kuşlarımız burada mevcut. Bunların hepsini kürlerini yaptıktan sonra salmamıza atacağız. Salmadaki birçok arkadaşlar kırık veya ince kuşları komple vereceğiz. Buradaki şovları komple buraya atacağız. Yani bilmiyorum, artık üretimhane yavaş yavaş şekil almaya başladı. Sultanları belki sahiplendirebilirim. Komple şov ve Lightning Japones yapabilmek için. Forkus papağanlarını da yine aynı şekilde sahiplendirebilirim. Cennetle Sevda durur ama onlar dursun. Yani bir papağan çeşidimiz olsun en azından. Sultanlar da şu anda birisi yumurtladı, yatıyor. Onu rahatsız etmeyelim. Buradaki yumurtlamış mı, yok. Buradaki de yuvaya girmeye falan başladı. Belki bunları yavru yumurtalı bir şekilde videosunu çekip sahiplendirebilirim. Zaten bunlar bildiğiniz gibi bunların yavruları. Yani her şey biliniyor ortada. O yüzden bizim bir problemimiz yok. Cennet'in ikinci yavrusu çıktı ama göstermeyeceğim dediğim gibi. Çünkü beni anlayın. İki kere hayvanın iki videodan sonra da hemen ertesi gün yavruları öldü. O yüzden göstermeyeceğim arkadaşlar. Bu konuda lütfen üzerimize gelmeyin. Büyüdüğünde artık böyle hani tüylenirse, Allah nasip ederse o zaman göstereceğim. Ama şimdi ilk etapta göstermeyeceğim. Bu arada 5 yaşındaki şovumuzun 2 yavrusu çıktı. Onu gösterelim artık yani. İnşallah herhalde bir problem yaşamayız. 5 yaşındaki şovumuzun 2 yavrusu çıktı. Onlara da mamalarını verdim. Mamaları arkadaşlar maş fasulyesi çimlendirmesi, buğday çimlendirmesi,
Verselelaga kuru mama, Vitas Soliter, Kaisilux ve Rönnfreid Pavifak. Başka bir şey yok içlerinde şu anda. Sebze falan rendeleyemedim çünkü çok gerçekten hani daha anca Hasan Hoca'nın üretimhaneyi falan da oraya da kuş götürmek zorunda kaldım çünkü yer yok. Sultanlar falan var, bunları salmaya atsam bunları parçalarlar. O yüzden şey yapmadık yani, kendi kuşlarımla da birleştirmedim farkındaysanız. Yani buraya bu şekilde attık ve bıraktık. Burada kombi mix, ondan sonra kombi mix'ten sonra da vitamin kürü geçeceğiz. Ondan sonra artık ortalama bir 13-14 gün sonra salmamızda yerini alacaklar. Kombi mix kürü bitse dahi atmıyoruz. Aşağının ışığını yaptım. Şurası açık kalmış. İyi ki bakmışız. Yani bu videoda da hani böyle bir görsel olsun, şurayı da aydınlatsın diye aşağının ışığını da yaptım. Yani Lightning Japoneslerimizin üçü de şu anda yumurtada. Maşallah demeyi unutmayalım. Ondan sonra buradaki kuşu dün ayıracaktım aslında. Ama aldığımda elime poposunda yumurta vardı. O yüzden ayıramadım. Çünkü dediğimiz gibi hani yer yoktu. Birçok hani 2-3 çifti ayırdım. Burada bu arada 3 tane de şov dişi anaç var. Arkadaşlar bilginiz olsun. Dişi şov anaçlara da burada bildiğiniz gibi bizim erkeklerimiz var. Bekleyen, kudurmuş, çıldırmış. Burada bir tane şov oğlumuz var. Yine aynı şekilde şu gri bizim şov oğlumuz var. Şuradaki var. Ondan sonra anaç bir tane de mavimiz olması lazım. Bir tane de şurada mavimiz var. O maviyi de görünmemiş olabilir. Tam bakmadım kameraya çünkü. Oradaki anaç şovları da dişileri de burada. Dediğimiz gibi yani sultanları falan eğer ki verirsek burası komple bir şov oluyor. Şimdi bakıcıları ayırmayacağım çünkü elimde çok kuş oldu. Bayağı bir yani bizim Hasan Hoca ile elimizde toplam 50-60 takım şov jumbo oldu. Yavruları hiç saymıyorum bile. Biz en üst vasıftan kümesi bir dahaki sezon oturtacağız. Hatta alacağımız yine üst vasıf kuşlarda olur. Ama bizim yavrularımızın çoğu üst vasıf. Yani üst vasıftan gelme oldukları için onları bir bekleyeceğiz, edeceğiz. Komple vasıf ya, üst vasıf dediğim şöyle hani bize göre üst vasıf. Onu bir baştan söyleyeyim de hemen aşağıya terör estirmeyin. Yani hani böyle ne diyelim arkadaşlar. Hani daha deminki gösterdiğim mavi gibi. İşte bizim buradaki erkeğimiz gibi. Şuradaki erkeğimiz gibi. Ya bu tarz şovlarımızı elimizde çoğaltıp onlarla beraber yola devam edeceğiz. Beşer takım Lightning Japones. Hasan Hoca da 5, ben de 5. Ondan sonra geriye kalan da Show Jumbo olur. Bizde bir cennet bir sevda olur. Çünkü bunları çok sevdiğim bir kardeşimden aldım. Hani o yüzden sahiplendirmek istemiyorum. Yani Forkus'ları mecbur sahiplendireceğim. Bunlar aslında yuvalık atsam yumurtlayacaklar, kudurdular. Ama şu anda gerek yok. Yani çünkü hani ne diyeyim arkadaşlar, önemli olan ilgilenmek. Hani Forkus yavrusu üreteyim ve satayım, bunun derdinde değilim. Show yavrusu da üreteyim satayım derdinde değilim. Ama güzel bir bana göre güzel vasıflı bir show jumbo kümesi ve bakıcı ve Lightning Japonesler üretip o şekilde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Instagram adresimiz bildiğiniz gibi kapanmıştı. Karadeniz Üretim olarak tekrar açtık. Sahiplendireceğimiz kuşlar olacak. Burada da sahiplendireceğimiz insanlar var. Erbağ'da. Onlara da salmadaki kuşlardan falan vereceğim. Yani salmayı komple şey yapacağım. Yani salmayı da artık şov salmasına çevirmemiz lazım. Çünkü bayağı bir farklı türden kuş var. Öyle böyle var. O yüzden onları halledeceğiz. Onları da hallettikten sonra hiçbir problemimiz kalmayacak inşallah. Bilginiz olsun. Instagram adresimizi takip edin. Instagram adresimizden. Çünkü bayağı bir show yavru soran var. Lightning Japanese yavru soran var. Onları arkadaşlar tek tek hani videoda veya işte paylaşamam ama Instagram'da hikaye kısmında paylaşırım. Bilginiz olsun. Üretimhanemizde istediğim çoğu takım yumurtladı. Şuradaki yeşil hariç. Buradaki yeşilleri de istiyorum. Onları da inşallah halledeceğiz. Onların çünkü hem kalıpları hem renkleri tam benim istediğim gibi. Onları da halledersek bir problemimiz kalmayacak.
Bakıcı takım atmıştık. Onlara 50 geçtik bu arada. Dişimiz yuvaya girdi derken sanki ondan bahsettiğimizi anladı gibi hemen çıktı. Şurada bakıcımız var. Burada beyaz bakıcımız var. Buradaki Japonesimiz de yine aynı şekilde bakıcı. Şurada aşağıda yine bakıcımız var. Buradaki yerlilerden falan da bakıcı yaparsak yani 5 takım bakıcı olması gerekiyor ki en azından bir 30-35 yumurta bakabilecek kapasiteye getirmemiz gerekiyor. Burada bir tane pet shop tanıdığımız var, sevdiğimiz bir insan. Bunların yumurtalarını da ona vereceğiz. Onun bahtına ne çıkarsa yani o da onun şeyi olmuş olsun. Yani bizim hediyemiz olmuş olur o şekilde. Bakalım arkadaşlar, inşallah güzel bir şekilde devam ederiz yolumuza. Hasan Hoca'nın da üretimhanesinin videosunu çekerim. Hem yeni aldıklarımızı da ayrı bir yere koyduk zaten, onları da gösteririm. Hasan Hoca'nın salması da yine aynı şekilde felaket, yavrular büyümeye başladı. Oranın da videosu gelecek yakın zamanda. Karadeniz üretimimizin bildiğiniz gibi orası ikinci şubesi gibi. Hasan Hoca'yla ayrı gayrımız yok. Nasip. Bayağı yoruldum. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kusura bakmayın gerçekten ama dün videosunu çektik. Dünden önce pardon. Dün de video atamadım. Bugün göstermek istedim. Yani o yüzden böyle hızlı bir video olmuş oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.